Baylar, arkadaşlar, gerçekten bizim için burada olmak büyük bir mutluluk. Üzere. Mutluluk bizi bu süreç bu yapmış olduğumuz bazı takmalar var aslında. Çalışmamızı başlattık. Bir çalışma ortaya koyduk. 2006 yılında Avrupa Komisyonu ile birlikte bu Avrupa'daki aslında bilimsel yayınlar pazarının teknik açıdan bir evrim geçirmesi, ekonomik açıdan da bir devrim yaşamasını ortaya koyuyordu. Yani mevcut durum neydi acaba? Aslında biz bunu oldukça ilginç gördük ve bir konsolidasyon ortaya koymanın gerekliliğinden bahsettik ve ilk olarak kamusal bir konsolidasyonun gerçekleştirilmesi söz konusu oldu bilimsel yayınlara ilişkin olarak. Ve daha sonra da şu süreç bir konferansla devam etti 2007 yılında. İletişim alanındaydı bu. Mesela Avrupa Komisyonu jargonuna çok aşina değilseniz eğer aslında tebliğ aslında diyebiliriz buna, yani Avrupa Birliği içerisinde bir tebliğinin yayınlanması söz konusu oldu. Dijital çağ içerisinde bilimsel bilgi başlıklı bir tebliğ diyebiliriz. Tabi bu aynı zamanda erişim, yayma ve koruma da dahil. 2007 yılında aynı zamanda üye ülkeler masaya oturdular ve bazı genel açık erişime yönelik olarak genel bir deklarasyon yayınladılar ve bazı sonuçlar yer alıyordu burada. Aslında burada artık zaman şu oldu. Yani Avrupa ülkeleri, üye ülkeleri bir arada belirli temelleri görüşmek için, bilgilerini paylaşmak için bir araya geldiler. Ve daha sonra Avrupa kurumları içerisinde biliyorsunuz Avrupa Araştırma Konseyi var. Bildiğiniz gibi 2006 yılın başında bir kılavuz yayınladılar açık erişime yönelik olarak. Bununla ilgili de tabii çok konuşuldu ama çeşitli projeler, programlar var bu bağlamda ya gerçekleştirilen, siz de biliyorsunuz bunları. Mesela bazı çerçeve programları var, finansal finansmanının sağlandığı. Burada mesela iki tane proje var, bunlar altyapıyla bağlantılı. Bu daha sonra değiştirecek durumu. Peki 2006-2007 sürecinden ilk eskizlerin ortaya konduğu dönemdeki sonuçlara bakacak olursak, bir çalışma başlatılmış oldu. Bütün paydaşların da istişaresi gerçekleştirildi ve biz burada bir çalışma ve bir analiz ortaya koyduk. Bu olguların tespit edilmesine yönelik olarak paydaşlarla yine aynı şekilde ilk doğrudan etkileşimlerin yaşanması söz konusu oldu ve sonuçlara bakacak olursak herkes kendi konumunu ortaya koymuş oldu. Ulusal seviyede üretilecek politikalar noktasında hangi konumda yer alıyorsa bu belirlenmiş oldu. Ve bütün bunlar
hızlı bir şekilde ivme kazandırdı. Bizi aslında öncü hale geçtiğimiz, yani işi yönlendirdiğimiz zamana getirdi, sürece getirdi. Bu çünkü sadece bir açık erişim pilot çalışmasıydı FP7 içerisinde 2008 yılında komisyonun başlatmış olduğu. Ama bizim için çok önemliydi bunu deneylemek. Çünkü biz burada şunu görmeye çalışıyorduk. Mesela söylediğimiz şeyleri yapıyor muyuz ya da gerçekten yapmıyor muyuz? Yani ne yapılıyor? Söylenenler yapılıyor mu? Ve bununla ilgili olarak işte fonların belirlemesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin sorumluluklarının ortaya konması vesaire süreci vardı. Ve bu çerçevede ilk yayının UNESCO ile birlikte yapılması söz konusuydu Almanya'da. Çok önemli bir el kitabı aslında olarak İngilizceye çevrildi bu. Ve Avrupa araştırma alanına yönelik olarak bir konferans gerçekleştirildi. Bilmiyorum duydunuz mu ama bu da bizim açımızdan önemliydi. Avrupa Komisyonu'nda açık erişim ekibi çalışıyordu. Ve burada bir lokomotif görevini görüyorduk aslında. Ve bu çerçevede açık erişimi açık hale getirecek, yani mümkün kılacak politikaların ortaya konması söz konusu olacaktı. Bu da aslında yine açık erişim için bir lokomotif görevinin olduğunu söyleyebiliriz. Üye ülkeler tabii ki birlikte çalışmaya, görüşmelere devam ettiler. Belirli sonuçlar ortaya konmaya başlandı ve bunu takiben çeşitli başka dokümanlar da hazırlandı Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte. Mesela komisyon birinci raporunu hazırladı. Avrupa'daki mevcut durum nedir? Bunu belirtmeye yönelik olarak Avrupa Birliği ülkelerinin bakanlıklarıyla ve proje yetkilileriyle birlikte ve bir open air projesi gerçekleştirildi. Bu Avrupa'da açık için araştırma projesi. Mesela İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü önemli partnerlerden bir tanesi bu projede. Ve biz bu çerçevede FP7 içerisinde, FP7 içerisinde bir pilot çalışma başlattık ama dürüst olmak gerekirse bunu içeriden takip etmede biraz sıkıntılar oldu. Çünkü biz burada başka departmandan meslektaşlarımıza sorduk. İstedik, dedik ki acaba belirli teklifler için arayabilir misiniz ki bunlar bizi altyapı takip etme, pilot projenin nasıl gittiğini takip etmemiz noktasında bize yardımcı olacak diye. O yüzden bu açık erişim seçildi ve şunu söyleyebilirim, mesela Peer'ı söyleyebilirim, Acumen'i söyleyebilirim, SOAP'ı söyleyebilirim. Buradan çeşitli bu projeler bizim için faydalı projeler olmuş oldu ve kilit paydaşlar, bu projelerde yer alan paydaşlar bizlerle birlikte bu süreç içerisinde yer aldılar. Akademisyenlerle, yani bizim Brüksel'deki çalışanlarımızın izole olmaması bu süreçten sağlanmış oldu ve sonuç itibariyle biz burada programımızın sonuçlarını değerlendirdik ve bu gerçekten önemli bir yükümlülüktü. Açık erişimin sağlanması için en önemli, yerine getirmesi gereken yükümlülüktü. Ve 2020'deki durum ne olacak? Buna baktığımız zaman bu hem işte yeşil yol hem de altın yoldan bahsediyoruz. Burada biz yayınların arşivlenmesiyle ilgili olarak da belirli düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı biz önemli büyük bir politika şeması ortaya koyduk ve belirli fizibilite çalışmaları ve güvenilirlik çalışmaları ortaya koyduk meslektaşlarımızla birlikte kurumlar içerisinde. Daha sistematik bir şekilde o çalışmalarımızı ortaya koymaya başladık. Avrupa Birliği ülkeleriyle ve paydaşlarıyla daha etkileşimlerimiz içerisinde daha sistematik olduk ve birkaç yıl içerisinde lobi
çalışmalarında da daha yoğunlaşmaya başladık. Bazen kişiler işte bizim seçtiğimiz yönün çok gerekli olmadığını düşünebiliyordu ama biz bu yönü seçtik ve projelerden önemli destek sağladık. OpenAir'den ve eş finansmanlı olan daha birçok projeden destek sağladık. İvme sürecine geçtiğimiz zaman 2010-2011 yılları arasındaki süreç. Buradaki girişim de temel itibariyle Avrupa Komisyonu ve paydaşlar arasında dalgaya binmek diye belki tabir edebileceğimiz bir süreç olarak bir rapor, yani mevcut raporun temel olarak bilimsel veriler üzerinde yüksek seviyede uzman grubu tarafından komisyona sunulan bir rapordan bahsediyorum. Bir ulusal uzman var burada, bakanlıklardan meslektaşlar var, çeşitli konseylerden gelen ve diğer bir başka çalıştayda 2010 yılında stratejik workshop'u bu açık erişim ve koruma yönelik olarak yine burada fikir şu, bu kişileri bir araya getirmek ve bir kolektif bilgi paylaşımı ortaya koyma, belirli fikirleri üretme çalışmasıydı. Ve biz burada iki tane politika aracını belirledik. Dijital gündem içerisinde ve inovatif çalışmalar çerçevesinde. Ve biz burada bilimsel bilgiye erişebilme noktasında 2011 yılında komisyon aslında bir toplantı organize etti ve buradaki amaç da bilimsel bilginin korunması ve açık erişim noktasında sağlanma ve ikinci bir konsolidasyonun gerçekleştirilmesiydi. Dijital çağda bilimsel bilgiye ulaşma noktasında ve daha sonra da 2011'in sonlarına doğru yine 2020 sürecini ortaya koymaya yönelik olarak komisyon durum ne olacak 2020'de? Bununla ilgili olarak bir teklif açıkladı, ortaya koydu ve özetledi. Ve buradaki sürece baktığımız zaman 2011 yılında aslında komisyon oldukça aktif çalışıyordu ve yine burada üye ülkelerin durumuyla ilgili olarak burada bazı projelerin gerçekleştirilmesi söz konusu. FP7 içerisinde pilot çalışmaya baktığımız zaman bilimsel yayınlara ilişkin olarak yapılan çalışmada mesela veriler işte çok karışık veriler var. Bunları daha sonra daha düzenli hale getirip daha bu verilerin kullanılabilir olmasının sağlanmasına yönelik olarak paydaşlarla yine öngördüğümüz bir çalışma söz konusuydu. Burada 2010-2011 yılına ilişkin olarak sonuçlara baktığımız zaman kendi fonlarımızı kullandığımız program içerisinde FP7 içerisinde açık erişimin gelişiminin izlenmesi söz konusu oldu ve biz aynı zamanda bir sonraki adımların hazırlanmasını başlattık ve yine aynı şekilde açık erişime ilişkin olarak Avrupa'da mesela işte içeride aslında önemli olabilecek noktaları, daha ilginç olabilecek noktaları hızlandırmaya yönelik olarak bir öncelik belirledik ve daha sonra da yeni alanların geliştirilmesi ve eş finansmanlı projelerin, yeni alanların ortaya konulacağı eş finansmanlı projelerin geliştirilmesine vurgu koyduk. Bu da oldukça karmaşık konulardan bir tanesi. Tabi burada bazı bilgileri ortaya koymamız gerekir. Yine aynı şunun da farkına vardık. Daha fazla paydaşa ulaşabilmek amacıyla farklı iletişim kanallarının kullanılmasına başlandı. Bu da yine aynı şekilde oldukça etkili sonuçlar alabilecek durumlar söz konusu oldu. Proje yöneticilerinden işte Twitter hesaplarının açılması, kullanılması, kurumlara, bireylere bu şekilde erişebilmek gibi çalışmalar söz konusu oldu. 2012'de çok büyük bir yıldı. Biz bu yılla gurur duyduk gerçekten.
aynı zamanda biraz önce ifade etmiş olduğum üzere kamuyla yapmış olduğumuz istişare toplantılarına dair bir rapor hazırlandı komisyon tarafından. Ve bundan daha da önemlisi Temmuz 2012 tarihinde komisyon çok önemli kilit dokümanlar hazırladı ve kabul etti ve çıkardı. Bunlar bu kapsamda 3 dokümandan bahsediyoruz. Ve açık erişim o tarih itibariyle örneğin ilk tebliğde gerçekten son derece çağımızın en önemli adımlarından biri olarak tarif ediliyordu. Ve bizim kendi önemli iki dokümanımızdan bahsetmek istiyorum, belgeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir tebliğdi. Ve bu son derece aslında basit hazırlanmış, net hazırlanmış bir belgeydi. Ufuk 2020 için politika çerçevesi nedir? Ne hedefleniyor? Bunlar ifade ediliyordu. Ve dolayısıyla bize katılın veya katılmayın, bu çerçevede bizim planımız şu şekilde diye ifade ediliyordu. Elbette bu çerçevede şeffaf olmak çok önemliydi. Ve ne düşünüyoruz, kafamızda ne var bunu ifade etmeye çalıştık. Ve en önemli, bu dokümanlardan en önemlisi de bilimsel bilginin, bilgiye erişim ve bunun korunması, saklanmasına dair bir tavsiye karar çıkarıldı. Ve bu da bir tebliğinin biraz daha üstünde ama direktif dediğimiz mevzuat dokümanının altında kalan, hiyerarşide böyle bir yeri olan bir belge olarak düşünebilirsiniz. Yani dolayısıyla üye devletlere tavsiye veriyorsunuz. Evet, zorunlu değil uygulamak ama aynı zamanda tavsiye karar olarak üye devletlere iletiliyor. Yani böylece Avrupa Birliği'nin tüm 28 üye ülkesine ve tabii ki Avrupa Birliği ile yine iyi ilişkiler sürdüren diğer ülke şöyle bir mesaj veriliyor. Evet, eğer açık erişimle ilgili hala düşünmeye başlamadıysanız lütfen bu konuyu gündeminize almaya başlayın. Aksi takdirde bu sürecin, bu trendin gerisinde kalacaksınız. Bu mesaj veriliyordu. Ve yine her zaman aklımızda tuttuğumuz bir şey var. Bu da herkesin esasında bir uzlaşı sağlamaya çalışması. Yani şu anda 28 üye ülkeden bahsediyoruz. 28 hükümetten bahsediyoruz. Araştırmacılar, akademisyenler işte bu ülkeler arasında seyahat ediyorlar. Ve bu ülkeler arasında akademisyenler çalışırken Avrupa'nın içerisinde çok ciddi farklar olsun istemiyoruz. Vatandaşlar için böyle, akademisyenler için böyle, çalışan kişiler için böyle. Yani dolayısıyla bu ülkeler arasındaki uygulamalar arasında ciddi uçurumlar olmasın, ciddi farklar olmasın istiyoruz. Bu bütün uygulamalar için böyle. Dolayısıyla bilim alanında da akademisyenler için de aynı şey geçerli. İşte daha önce ifade ettiğim üzere yine 2020 için yaptığımız çalışmalara dair sıkça sorulan sorular başlıklı bir çalışmada yapıldı. Ve aynı zamanda bir anket çalışması yapıldı. FP7 ile ilgili olarak, FP7 ile ilgili olarak. Buradaki açık erişim pilot çalışması yayınlarıyla bağlantılı olarak. O dönemde sanıyorum 800 anket gönderildi. Buna 200 kadar cevap geldi. Yani dolayısıyla acaba bu süreç içerisinde pilot çalışma nasıl gidiyor, işe yarıyor mu? Bunun sonuçları nelerdir? Bunu görmeye çalıştık. Ayrıca yine o dönemde iki önemli proje vardı. Bunlardan bir tanesi MedoaNet. Akdeniz Açık Erişim Network'ü, Açık Erişim Ağı. Sanıyorum zaten birçoğunuz buna aşinasınız. MedoaNet'e baktığımızda gerçekten son derece faydalıydı. 6-7 Avrupa ülkesi, Türkiye'de buna dahil yine bir araya geldiler ve birlikte rehber çalışmaları oluşturdular. Kılavuz, bir el kitabı hazırlamaya çalıştılar ve gerçekten hükümetlerin gündemin önemli bir parçası olarak da yer aldı. Selski'de bu daha ziyade Balkan ülkelerini içerisine alan bir projeydi. 2012 yılında ne gibi sonuçlar elde ettik diye bakacak olursak, bu gerçekten Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiğimiz ciddi bir mesajdı, ciddi bir sinyaldi. Açık erişimin uygulanmasına ilgili olarak ve aynı zamanda bir sonraki çerçeve programa ilişkin vizyonumuzu belirledik ve ifade ettik. Açık erişimi Avrupa gündemine tamamen demirledik diyebiliriz ve paylaşımlarla diyaloglar devam etti ve yoğunlaştı. Yine projeler
yapılmaya devam edildi. Ulusal düzeyde açık erişimi daha fazla teşvik edebilmek için. Daha sonra 2013 yılı içerisinde konsolidasyon çalışmaları başladı ve dolayısıyla bugün yine açılış konuşmasında da ifade edildi Sayın Profesör tarafından. Burada metodoloji açık erişimin yüzdesi konusu. Yüzde kaç açık erişim sağlanabiliyor? %15 gibi bir rakam var. Evet, bu anlamda metodolojilerin düşünülmesi lazım. Ve yine tabii şunu da ifade etmeye çalıştık. Açık erişim 2013'te de artmaya devam ediyor, devam edecek diye mesajlar vermek istedik. Yine bu çerçevede toplantılar yapıldı. 2013 yılının sonunda komisyon Ufuk 2020 çalışmasının açıklamasını yaptı ve açık erişim politikaları ile ilgili olarak tüm çalışmaların artık zorunlu hale gelmesi ve pilot aşamadan artık uygulama alanına geçilmesi istendi. Diğer Avrupa Birliği ortaklarıyla birlikte de çalışmaya devam ettik. Aynı zamanda Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ile birlikte çalışmalar yapıldı ve onlar da komisyonun çıkarmış olduğu tebliğ ile ilgili olarak fikirlerini, yorum belgesini çıkardılar. Ve tabii diğer Avrupa Birliği ülkeleri de son derece aktif çalışıyordu. Komisyon, orada komisyonun araştırmadan sorumlu komisyon üyesi İrlandalıydı ve Avrupa Birliği içerisinde bildiğiniz üzere dönem başkanlığı zaman içerisinde değişiyor ve İrlanda o dönemde Avrupa Birliği'nin dönem başkanıydı. İrlanda'dan komisyon üyesi burada araştırma çalışmalarına başkanlık yapıyordu ve o dönem içerisinde özellikle de açık erişim konusu gündemdeydi. Yani dolayısıyla oradaki bakanların bir araya gelmesi, temsilcilerin bir araya gelmesi, açık erişim konusunda masa etrafında konuşuyor olmaları, iletişim içerisinde olmaları gerçekten çok önemli. 2012 yılında o dönemde ulusal odak noktalarından oluşan bir network oluşmasını istedik. Böyle bir ağ oluşmasını istedik ve bir toplantı yaptık birlikte. Hatta geçtiğimiz hafta 3. toplantıyı gerçekleştirdik. Yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri değil ama aynı zamanda burada mesela bir Türk temsilci de vardı. Kendisi de geçen hafta Brüksel'deki toplantıya katıldı. Birkaç proje yapıldı. Bunlardan bir tanesi RECORD. Bu çerçevede araştırma verilerine ilişkin açık erişime dair politika tavsiyeleri. Bence bu son derece önemli projelerden bir tanesiydi. Gerçekten önemli bir etki ortaya koydu. Bu da bizim için çok önemliydi. Evet, sonuçlara bakacak olursak, üye ülkelerle birlikte, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerle birlikte açık erişime dair deneyimlerimizi paylaştık ve Ufuk 2020 çerçevesinde genel ilkeleri konuştuk ve artık açık erişime dair çok daha güçlü bir yapı ortaya konmaya başlandı. Açık erişimle ilgili konular daha teknik hale gelmeye başladı. Yani açık erişim evet olsun ama nasıl uygulanacak? Bu konular görüşülmeye başlandı ve Ufuk 2020 içerisinde hem yeşil hem de altın yolun süreci içerisinde dahil olması mümkün oldu. Ve tabii baktığımızda artık açık erişime dair konular çok daha fazla teknik hale gelmeye başladı. Telif konuları örneğin gündemin içerisine girdi. Ve bu bizim elbette üzerinde durmamız gereken bir konuydu. Ve metin aynı zamanda veri madenciliği, bu konular ve veri yönetim planı yine gündemimize giren konular arasındaydı. Geçtiğimiz son iki yıl içerisine bakacak olursak artık yeni alanlara geçmeye başladık. Metin ve veri madenciliğinden bahsettim. Bununla ilgili olarak bir uzman raporu yayınlandı komisyon tarafından. Bu da yine bize yardımcı olan belgelerden bir tanesiydi. Ve telif hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yine kamuyla bir araya geldiğimiz bir istişare toplantısı daha yapıldı. Açık bilim konusu görüşüldü. Elbette ki açık bilim dediğimizde açık erişim bunun çok önemli kısımlarından bir tanesi. Paydaşlar, üye devletler, kurumlar
ve akademik dünyanın temsilcileri bir araya geldiler. Geçtiğimiz hafta bir aynı zamanda çalıştay yapıldı. Alternatif açık erişim yayın modellerine ilişkin bir çalıştaydı. Çünkü bildiğiniz üzere artık açık erişim uygulanmaya devam ettikçe artık konular çok daha kompleks hale geliyor. Dolayısıyla bu kapsamda yapılan projelerden bahsedecek olursam, OpenAI yine bu sene hibe sonrası açık yarışım yayın fonları pilot uygulaması çerçevesi altında ilerlemeye devam etti ve açık yarışımla ilgili olarak bir görev de oluşturduk. Bunun içerisinde altın açık yarışıma dair proje bittikten sonra da nasıl fon sağlanabilir, bu süreç nasıl devam ettirilebilir ve sürdürülebilir kılınabilir, bunun üzerine çalıştık ve ayrıca neden acaba mesela FP7 biterken, FP7 programı biterken, bu çerçeve programı biterken bunun sonrasında nasıl açık erişimi devam ettireceğiz? Buna dair konuşmalar yürütüldü. Çünkü gerçekten mikro yönetim anlamında ciddi kararlar almanız gerekiyor. Ve yine önümüzdeki senede yine çeşitli kararlar alınacak. Acaba işe yaradı mı, yaramadı mı, bunu göreceğiz. Yine bir başka bahsetmek istediğim proje Foster. Eğitim projesi, akademisyenlere özellikle verilen bir eğitim ve tabii yine politika yapıcılar da bu sürece dahil oldular. Pastör 40'a, bununla ilgili olarak yarın sanıyorum, Pastör 4.0'a, yarın sanıyorum çok bununla ilgili bir konuşma yapacağım. Ve Future TDM, yine daha önce bahsetmiş olduğum metin ve veri madenciliğinin geleceğine ilişkin bir projeydi bu. Ve Open Minted. Text, yine metin ve veri için maden altyapısı. Bu da Open Minded için. İşte bu ikisi birbiriyle eş zamanlı yürüyen projeler. Geçtiğimiz sene ve bu seneye yönelik olarak sonuçlara bakacak olursak, yine açık erişim biraz daha büyük bir politika, daha kapsamlı.
mali kaynakları sağlayan fonlayıcı kişiler için hem de politika yapıcılar arasında bir uyumun sağlanması, politikaların uyumlaştırılması önemli. 2016 yılın ilk 6 ayında Almanya bu kapsamda başkanlığı yürütürken gerçekten tartışılması gereken, ortaya konulması gereken pek çok çalışma olacak. Ortak standartların küresel bir ölçekte ortaya konulması çok önemli. Yine paydaşlarla daha fazla ve daha iyi etkileşim içerisinde olunması gerekiyor. Açık erişim politika platformu bu anlamda önemli. Ve yine telif hakları açısından bir çözüm bulmamız gerekiyor. Avrupa telif reformu konusu gündemde. Bununla ilgili sizi çok fazla ayrıntıya boğmak istemiyorum ama bu gerçekten aşmamız gereken önemli zorluklardan bir tanesi. Ve yine birlikte açık erişimle ilişkili son derece önemli bağlantılı konuları tartışmamız gerekecek, incelememiz gerekecek. Mesela yayın modelleri. Alternatif yayın modellerine dair yaptığımız toplantıyı ifade etmiştim geçen hafta. Bununla ilgili yine politikalar konuşulmaya devam edilecek önümüzdeki süreçte. Yenilikçi, inovatif yaklaşımlara ilişkin. Evet, çok teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kapsamda bir araya gelip geçtiğimiz 10 yıl içerisinde açık erişim nereye geldi? Bunu gözden geçirme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'daki araştırmacılara ve yenilikçilere işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için en iyi koşulları sağlamaya çalışıyoruz. İşte görmüş olduğunuz üzere iletişim bu yollarla benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.